Herkese yepyeni bir videoyla selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Burhan. Ben de Mükremin. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Mükremin'in de bahsettiği gibi. Aynen. Dünkü videomuzda bahsettik arkadaşlar. Çok şükür Rabbime bir ev nasip etti. Şimdi buradan çıkıp yeni eve taşınacağız. Mükremin, bu işler biter mi diyor? Bu işler... Ya orada canavar gibi ekip duruyor abi. Nasıl soruyor yani? Nasıl bilmezsin? Ayıp olmuyor mu yani şimdi? Usta, kusura bakma hata ettiysem. Arkadaşlar, eşyaları topladık. Güzelce şimdi şunları paketledi arkadaşlar. Bu abim de eline sağlık, emeklerini esirgemiyor. Bura boşaltacağımız ev. Güzelce paketlediler şimdi. Vinç vasıtasıyla yükleyip yeni evimize taşıyacak. Arkadaşlar, öncelikle şundan bahsetmem lazım ki bu ev alma sürecinde bizlere hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen Reşit Ünsal abim bize çok yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Bizi abilerinden, kardeşlerinden ayırt etmeden her türlü desteklerini bize sağladı. Bize bir vesile oldu, sağ olsun. Cengiz Han Akbulut kardeşim de o aynı şekilde bize destek oldular. Amin. Allah onların da işlerini rast getirsin. Amin. Bereket nakliyat ya. Bereket nakliyatla da taşımamızı yapıyor. Abim eline sağlık. Bize yardımcı oluyor. Gereken neyse en güzel şekilde sarıp sarmalayıp en ufak ziyan vermeyecek şekilde. İnşallah bakalım. Şu şekilde. Şu tezgahın üstündekileri de artık giderken arabalarımıza doldurup götürürük ne örek. İnşallah yeni eve geçerken de, taşımayı yaparken de oradan da videonun devamını izleyeceksiniz. Şimdilik şunları bir halledelim. Heyecan var mı Burhan? Ya illaki ister istemez var yani Mükremin. Şimdi bir işi yaparken zaten heyecan olmazsa o işte sıkıntı vardır. Tabii tabii, aynen öyle. Ney var mı? Olur, olur inşallah. Allah Allah. Ya teknolojinin gözünü seveyim ya. Vallahi. Vallahi herhalde kar yağışı da geliyor. Mükremin, Erciyes kapanmış bak. Aynen öyle. Zaten gece yağışlı, kar yağışlı gösteriyor. Erciyes normalde buradan cam gibi görünürdü zirve. Değil mi? Ama şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Erciyes'in başı dumanlanmış. Allah kurban olduğum bu inşallah bereketiyle bu geceyi de bir güzel kar yağışıyla noktayı koyarız. Taş, taşlandırırsa. Vallahi. Usta, geliyor seninki. Destek için.
Herhalde biz bunu elimizle daha şey yaptıysak 3 gün uğraşırdık bu problemi. Neyse oraları karıştırma. Hani aman abi fazla gitme kadan abi. Ondan sonra git köyden motoru getir. İki tane kalesör getir. Birinin lastiği patlasın onunla uğraş. He valla. Şu platform da tam buraya geldiğinde şöyle açıldı ya. He. Sulama borularının tam mandalını birbirine oturtturunca şık sesi geliyor ya. Aynı öyle bir süper bir pozisyon oldu. Senin aklın da orada Leda. Benim aklım orada abi. Bizim aklım değil ama. Sana diyor ki kol olduğun her yerde belli etme. Bak şehirdesin. Kanımızda var abi, ne demek yani? Yapacak bir şey yok. İstersen şeye gidelim. Paris'e gidelim. Gene bizim aklımız geçti. Uzaya da çıksak biz kara kimselikti. Gene pancarcıyı, gene pancarcıyı. Evet arkadaşlar, karanlık bir akşamdan tekrar selamlar. Eşyayı oradan yükledik, buraya getirdik. Şimdi asansörü vuruyor arkadaşlar. Bu arada yağmur da atıştırmaya başladı. Asansör dediğim de yani bu taşıma asansörü. Vinç niteliğinde yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, son durumumuz bu. Akşamdan vallahi çok yorulduk. Aşırı derecede dermansız kaldım. Videoya devam edemedim. Artı bir de şarjım bitti. Bu hengamenin içinde de şarj aletini bulamadım. Onun için size şöyle göstereyim. Böyle şimdilik eşyaları koyduk yere falan. Şimdi buraya yeni bir oturma grubu da alacak. Yeni evimizi merak edenler için de, merak eden arkadaşlar için de şöyle göstereyim. Mutfağımız arkadaşlar. Daha ocağımız yok, gazımız bağlanmadı. Derken iyi kötü bir kahvaltı yapabildik. Eşyaların birçoğunu balkona attık. Rabbim rahmetini de gönderdi. Mükremin dediği gibi taşlandırdı. Yağmurumuzu, karımızı da az da olsa kar yağdı. Biraz yağmur yağdı. Hasan. Sevdin mi yeni evimizi? Evet. Çok mu sevdin? Evet. Boynundaki ne? Madalya. Ne madalyası? Ne madalyası oğlum? Öğretmen tahtaya yazı yazdırdı, ondan aldım. Ne yazdırdı? Annemi ve babamı çok seviyorum. Aferin paşam. Hatice, sen de sevdin mi yeni evimizi? Evet. Çok mu sevdin? Aferin sana da. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Daha tam yerleşememiş olsak da bu geceyi uyuyarak geçirebildik yani. Şöyle çocukların yataklarını akşamdan ayarlayabildik. Onlar da uyudular. Şurada yatak odası, eşyalar falan, her şey ortada. Böyle gördüğünüz gibi inşallah yerleştikten sonra rutin hayatımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah Allah kurban olduğum herkesin gönlüne göre nasip etsin. Bize bu sene bir ev nasip etti. Biz bu sene bir ev almak için çalıştık. Niyetlerimizi o doğrultuda yönlendirdik. Rabbim de bizi yanıltmadı. Şükürler olsun. Bize böyle güzel bir ev nasip etti. Allah hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.